Ulusal bağımsızlığımız için Akşehir'den yola çıktılar. Yürüyüşün ilk bölümü Kadir Manga'nın mezarının başında Akşehir'de başladı. Dumlupınar, Banas, Uşak, Eşme, Ulubey, Ödemiş, Tire, Bayındır, Salihli, Akhisar, Aydın ve Selçuk güzergahını tamamlayarak İzmir'e ulaştılar. 68'lerin 12 günlük bölünmeye karşı birlik, emperyalizme karşı direniş için ulusal bağımsızlık yürüyüşünün son durağı için İzmir'deyiz. Eski tüfekler Kurtuluş Günü sabahında Atatürk'ün İzmir'i tepeden seyrettiği Bel Kahve'de yürüyüşlerini tamamladı. Amerikan emperyalizminin körüklediği teröre karşı ve bağımsızlık konusunda çok bir duyarlılık dalgasının yükseldiğini tespit ettik. Bu duyarlılık İzmir'de en yüksek noktaya çıkarak bütün Türkiye'ye ilan edilecektir. 25 Ağustos'ta yürümeye başlayan 68'lileri Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Çağdaş Cengizli kitle örgütü temsilcileri karşıladı. Yürüyüşün başlangıcından itibaren 68'ler Birliği Vakfı'nın bu yürüyüşüne destek verdik, katıldık. Bütün program boyunca 68'li ağabeylerimizle birlikte omuz omuza gençlik hareketinin o büyük tarihsel birikimini de yansıtan ve onun en önemli köklerini ifade eden çok başarılı, güzel bir yürüyüş oldu. 68'liler Birliği Vakfı Genel Başkanı Namık Kemal Boya, emperyalizme karşı direniş için ulusal bağımsızlık yürüyüşünü 14 yıl önce yaptıklarını söyledi. 68'lilerin bundan 14 yıl önce yaptığı yürüyüşün tekrarı bu yıl tamamlanmış olan yürüyüşün son noktasındayız. Bugün de İzmir'de bazı etkinlikler ve yürüyüşlerle programımızı tamamlayacağız.